Saatinizin arka kapağını açmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Üstelik bunu yapmak için böyle saatçi aletlerine de belki ihtiyacınız yoktur. Yani evde olan bazı aletleri kullanabiliriz. Koli bandı, yok artık daha neler. Efendime söyleyeyim, bir adet kahvaltı bıçağı. Kahvaltı bıçağı. Neden? Kahvaltı etmeden saat arka kapağı açılmaz. Bayağı saçma oldu. Şöyle bir top. Nereden nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Kauçuk bir top. Bir de şöyle bir aparat var. Bu kimsede yoktur. Evinizde yoktur amatörseniz. Almak zorunda değilsiniz ama alırsanız bayağı işinizi kolaylaştıracak bir şey. Bu en ucuzu, en basit aslında. Bunu da nereden bulabileceğinizi anlatacağım. Başlayalım. Evet, soframıza hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Şimdi öncelikle lazım olan bir kahvaltı bıçağı. Neden kahvaltı bıçağı? Çok keskin olmasını istemiyoruz ve mümkün olduğu kadar da şu kısmın ince olmasını istiyoruz. İnce ama keskin olmayan bir bıçağa ihtiyacınız var. Normalde saatçi bıçağı diye bir şey var, çakısı diye, yani saatçiler onu kullanıyorlar ama aynı şey 3 aşağı 5 yukarı. Dediğim gibi bir kahvaltı bıçağı işinizi görecektir. Çok keskin olmaması lazım. Keskin değil, görüyorsunuz parmağımızı doğramıyor yani. Ama ince ve sağlam bir bıçak lazım. Koli bandı nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Koli bandını şöyle bir aparat. Neyse uzatmayalım. Bir de böyle bir top var. Silikon böyle. Silikon. Silikon. Minyatür pilates topu. Neyse efendim. Genel olarak dünyada kol saatlerinin hemen hemen %95'i falan iki tip arka kapak kapama sistemine sahip. Ya bu örnekte olduğu gibi bastırmalı, bastırarak kapatılan, bir de vidalı, şu şekilde döndürülerek sıkılarak. Sizin kol saatinizde büyük ihtimalle bu iki tipten birisi. Ya vidalı arka kapak kapanıyor vidalayarak üzerine, ya da bastırarak tık diye yerine geçiyor, dişine geçen sistem. Bu arada saatlerden de biraz bahsedeyim ya. Saat kanalıyız biz, hemen kapağa geçtik. Bu saat arkadaşlar bir Nacar. Benim saatlerimin en değerlisi benim gözümde. Bu benim dedemden kalma bir saat. Ben hiçbir zaman göremedim, dedemi genç yaşta vefat etmiş. Bu saati aldıktan yanlış bilmiyorsam birkaç ay sonra vefat etmiş. O yüzden saati anneannem uzun yıllar kutusunda saklamış ve benim saatleri sevdiğimi öğrendiği zaman bana emanet etti. Benden de muhtemelen benim çocuklarıma geçecek. Çok iyi kondisyonda kalmış, yaklaşık 70 yaşında bir saate bakıyoruz şu anda. 70 yaşında bir saat tıkır tıkır da çalışıyor. Bunun kapağı az önce verdiğim örnektekilerden basmalı tip arkadaşlar. Basmalı tip kapaklarda şu arkayı bir önce inceleyeceğiz. Bazılarında hafif bir çentik vardır. Zaten nereden bıçağı sokup kastırıp açacağınızı tırnak gibi öyle düşünebilirsiniz. Yeri hazırdır, bellidir. Bazılarında o yer olmaz. Genelde şu dört kenardan birinde bu tarz bıçağı görüp kaldırabileceğiniz bir yer olur aslına bakarsanız. Genelde de şu kayışların alt taraflarına getirmeye çalışırlar ki zaten gözükmesin, dikkatle çekmesin. Bunda da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Şu alt tarafa sokuyoruz. Şu an görüyorsunuz kayış. Yani saat kapalı zaten, kapağı. Bıçağımızı, şu ince ucunu şuradan alt taraftan sokuyoruz. Kaktırmaya çalışıyoruz. Çizmemeye dikkat etmek lazım burada tabii. En önemli şey. Tak. Duyduk. Tak dedik. Ve ta 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 ta. Kapak çıktı. Saatin içine ulaştık. Peki. Bu tip saatleri böyle açıyoruz dedik. Bu tip saatleri böyle açıyoruz. Nasıl kapatıyoruz? Eğer bir çentik yeri varsa yine o çentik yerini ayarlıyoruz arkadaşlar. Bunda yazı var arkada gördüğünüz gibi. Bu yazıyı şu şekilde ayarladım. Düz olsun, düz dursun diyorum. Ve bastırıyorum. Zaten kapandığını anlıyorsunuz. Ufak bir tık ediyor genelde. Etti. Şu anda kamera muhtemelen duymadı ama saatin arka kapağını açtığımız gibi kapattık. Pili değiştirecektiysek pili değiştirip kapattık. Mekanizmaya bakacaktıysak mekanizmamıza baktık. Merak ediyorduysak kapattık. Nihayetinde genel mantık bu. Burada araya girip bu videonun sponsoru Karaca kahvaltı bıçaklarından bahsetmek istiyorum. Karaca kahvaltı bıçakları saat kapak açmakta,
bir numara. Yani tabii ki yine şaka yapıyoruz. Bu videonun herhangi bir sponsoru yok. Yine yok. Olsun ama benim sponsorum sizlersiniz. Hep beraber çoğalarak büyüyoruz. Siz de eğer hala kanala abone olmadıysanız bu videoyu izlerken şu an hazır araya girmişken ben oradaki abone ol butonuna tıklarsanız gerçekten çok güzel bir iş yapmış olursunuz. Çünkü sürekli akıyor, yağıyor ya, yağıyor sürekli video yağıyor. Neyse çok gevezelik yapmayayım. Abone olursanız memnun olurum. Beğen butonuna da basarsanız müteşekkir olurum efendim. Devam ediyoruz bu saat için. Şimdi bu da öyle bir saat. Şimdi ona bakalım. Şu an bu kolumda. Bu da yine vintage arkadaşlar. Valux 70 Moonphase'in. Lan bu Moonphase'de nedir? Onunla alakalı da bir ayrı bir video çekeceğim aklımda bu arada. Nasıl kullanılır? Onu anlatmaya çalışacağım. Yine şöyle bir saatimiz var gördüğünüz gibi. Çok da güzel bir saattir bu arada bu. Çok sevdiğim saatlerinden. 18 ayar altın tamamen. Valux 90. Çok değerli bir mekanizma var içinde de. Geri de vintage olmasına rağmen. Ben Purmens Patek Philippe diyorum buna. Patek Philippe tarzı bir saat benim için. Bu da arkadaşlar yine aynı şey. Kapak şu an kapalı görüyorsunuz. Şunu şuradan bir yerlerden şöyle kaktırmaya çalışacağız. Şu taraftan deneyelim. Çizmemeye çalışıyorum bir yandan da. Ve çiziyorum. Çizmemeye çalışırken hop tık etti. Duyduk. Çiziyorum ama bunları giderecek öyle bir video çekmiştim. O çizikler gidermesi kolay çizikler bu arada. Hop çıkarttık. Çıkartmışken şunun da bari mekanizmasını gösterelim. Valux 90. Yine kurmalı bir mekanizma. 70 yaşında bir saatten bahsediyoruz. Kapağı tekrar üstüne getiriyoruz. Tam yana ayarlıyoruz arkadaşlar. Eşit bir kuvvetle sağdan soldan bastırıp şu an hem duydunuz bu sefer belki de tık sesini kapattık. Evet, iki örnekle şu meyve bıçağıyla neler yapabileceğimizi gördük. Güzelce saatlerimizi çizebiliriz. Şaka bir yana açtık yani. Sonuca ulaştık. Saatleri çizmemek için araya çok ince bir bez ya da çok ince bir naylon koyup bıçakla kasa arasına o şekilde de araya yapmak aslında daha mantıklı, daha doğru. Ben böyle lambur lumbur daldım. Nasıl olsa elimde malzeme var. Ben o çizikleri mis gibi gideririm diye düşünüyorum. Bunu da şöyle kenara koyalım. Bir diğer sistem döndürmeli sistem dediğimiz arkadaşlar. Bu arada bu saati de bari tanıtayım. Bu saatte arkadaşlar yine vintage, yine herhalde 50-60 yaşında olması lazım. Mondia Top Second. Bu saatin de özelliği şurada görebiliyor musunuz? Altta saat, altı yönünde kırmızı bir ışık. Işık değil de yanıp sönüyor. Her kalp atışında saatin araya ekstra bir komplikasyonla öyle bir şey yapmış Mondia zamanında. Top Second. Bulabilirsiniz vintage sitelerde. Mondia Top Second modelin adı. Bunda arkadaşlar bu tip saatlerde şimdi genellikle büyük çoğunluğunda şurada gördüğünüz gösterebiliyor muyum? Neyle göstereyim? Şunun ucuyla göstereyim de bununla çizeyim. Neyse şaka bir yana. Şurada gördüğünüz şu küçük çentikler olur. Bu tarz saatlerde arkadaşlar. Genellikle çoğunda. Olmayanlarda başka malzemelerle de nasıl yapılacağını göstereceğim zaten ama genellikle olur. Eğer olursa bunu kullanmak, açmak için genelde kullanılan alet, saatçilerin de kullandığı bu. Bu ikilisi, bunun bir de üçlüsü oluyor. Şurada iki, şurada tek parça. Bu iki parça da sola sağa açılıyor. Bu tek parça ileri geri gidiyor. Bunda sadece iki tane, zaten amatör kullanım için bu aslında. Sanırım işte internet alışveriş sitelerinden bir de saat arka kapak açma aparatı falan diye aratırsanız çıkıyor. Yani 40-50 lira bir şeydi ben aldığımda. O yüzden çok da saatim olduğu için alayım dedim. Aldım yani. Bunda mantık bu sabit arkadaşlar. Şu baştaki uç. Şu uç sabit ama şu uç. Şuradan vidalayıp açıp geçitiyorsunuz. İleri geri gidebiliyor. Ayarladığınız zaman da sıkıyorsunuz. İngiliz anahtarı mantığı 3 aşağı 5 yukarı. Burada ne yapıyoruz? Şu sabit olan ucu şuradaki çentiklerden birisine oturtuyoruz.
yuvasını oturttuktan sonra bunu yerinden kaydırmadan alttakini de alt çentiklerden birine oturtuyoruz. Yani yine İngiliz anahtarı mantığı dediğim gibi ara boşluğunu ayarlıyoruz, sıkıyoruz. Artık bu buna uygun bir hale geldi ve döndürüyoruz. Kapak döndü, görüyorsunuz vidayı. Döndürmeyi başardık. Zaten bir tur gevşettikten sonra şeye de gerek yok. Parmağımızla da döndürüp ondan sonra bunun da mekanizmasını görelim bari. İsviçre bir mekanizma var. İçinde Mondia'nın şıkır 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 yar bana şıkır. Arkadaşlar mekanik saatleri açarsanız ellemeyin bir kere. Parmağınızdaki yağ bile zarar verebilir. Hiç gerek yok öyle şeylere. Zırt pırt saat açmayın zaten. Bakın şurada görebiliyor musunuz? Bunların içinde şurada siyah. Bakayım şunu bir netleyebileceğim. Evet. Siyah bir conta var. Bu contayı her açıp kapamada yırtma, zarar verme tehlikeniz var. Her açıp kapamada. Demek ki zırt pırt keyfen açmanın da bir alemi yok. Sonra conta bulup, hani bir para değil conta ama yani bir saat ustasına götürüp yaptırmanız lazım, saatçiye götürüp ondan sonra. Contaya zarar verirseniz arkadaşlar su alır. Su değil, kolunuz terlediği zaman bu aralardan su buharı alır, ter buharı alır terle beraber. Sonra saatinizin camında buğulanma, bilmem ne mekanizmada zarar. Yani hiç gerek yok maceralara, o contaya zarar verme. Yani zırt pırt açmayın, dikkatli olun sadece. Contaya zarar vermeden düzgün takıp tekrar kapatmaya çalışın. Bu vidalılarda, özellikle vidalı kapaklarda sıkça görülür bu conta sistemi. Diyelim elimizde bu malzeme, şu malzeme yok. Herkeste olacak diye bir şey yok, muhtemelen de yok elinizde. Arka kapağı açmak istiyoruz. Burada şöyle bir malzeme var yine. İnternet sitelerinde bulabilirsiniz. Saat, kapak, açma, topu falan filan geçiyor. Bu kauçuktan bir top arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinden yararlanarak kapak açmamızı sağlıyor. Bunu şu şekilde bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra döndürdüğünüz zaman bu onu tutuyor. Yani ama her kapağı açmaz. Tuttu şu anda. Gördüğünüz gibi döndürüyor. Aynı şekilde terse doğru çevirip duruyoruz. Sürtünme kuvvetinden yararlanıyor. Bu buna yapışıyor biraz bastırdığınız zaman. O yüzden şu aparata gerek olmadan açabiliyoruz. Hop. Tekrar göstereyim. Eğer tabii bir öncekinde çok sıkıldıysa bu da bir işe yaramıyor genelde. Az önce açtık, yine açtık, gevşettik. Görüyorsunuz sıktık. Bu da yok elimizde. Diyelim bu da yok. Ya nasıl açacağız ya? İlla açmak istiyoruz. Yanıyoruz, tutuşuyoruz. Açalım açalım. Bu malzeme de yok. O zaman İmdadımıza koliband yetişiyor. Kolibandımızdan şöyle bu sesle hastasıyım ha. Aman arkadaşlar, kulaklarınıza verdiğim zarar için özür diliyorum. Kolibandından şöyle bir miktar parça alıyoruz. Bunu şöyle yapışkanlı bir damaç haline getiriyoruz. Yapış yapış. Yine aynı şekilde deminki toptaki aynı mantık. Bunun arkasına bastırıyoruz ve bastırarak döndürüyoruz. Hop, ne oldu? Yine döndü. Görebildi mi kamera acaba döndüğünü? Görmüştür. Açtık. Yine Mondia mekanizma kaydı. Yine aynı şekilde üstüne oturtup döndürüyoruz. Sıkıştırıyoruz. Çıkartıyoruz. Bir kerelik. Kolibandıyla saat kapağı açtım size de. Daha ne yapayım da? Hadi bu da yok diyelim. Bu zaten yoktur ama birazcık meraklısınız bu işlere, şuna benzer bir aparat almanızı tavsiye ederim. Şu tarz çentiklileri, ama çentikli olmayıp da vidalı olan modeller var. Onlarda zaten bu işe yaramıyor. Doğal olarak bu tarz bir top ya da şey kullanmanız gerekiyor. Tabii bunların istisnaları da var. Farklı şekilde açılan, demin dediğim, ya başta dediğim %95'i falan bu şekilde. Farklı şekilde açılanlar için özel aparatlar var. Artık yani mesela Rolex için kendi başına tırtıklı bir özel aparatı var. O aparat olmadan Rolex'i bu topla falan açamazsınız. Çünkü aparatla sıkıldı mı yani bunun gücü yetmez o kadar. Gerek de yok uğraşmaya falan gibi gibi. Bazı saatlerde işte altıgen, sekizgen arkada bir şekil vardır. Onunla ilgili adaptörün üstüne koyup çevirmeniz gerekecektir. Ama %95'i saatlerin arka kapağı bu şekilde ya vidalıdır ya da bu şekilde centiklidir. Şuradan ya meyve bıçakları keskin olur. Ya kahvaltı bıçağıyla ya da kolibandıyla şu an evde bulabileceğiniz iki şeyle %95 saatte açma işini çözdük. Bunlar biraz ekstra
bu işi hobi olarak yapanlara tavsiye ettiğim aparatlar. Neyse çok uzattık be. Bir insan saatini arka kapağı neden açmak ister? Akla gelen ilk cevap, pilli bir saat kullanıyorsanız pili kendini başınıza değiştirmek istiyorsunuzdur. Saatçiye götüreyim, daha yüksek meblağlar ödemeyeyim, kendim aldığım pille değiştireyim. Mantıklı mı? Mantıklı. Bu sistemle yapabilirsiniz. Ha, mekanik bir saat kullanıyorsanız da o zaman içerideki mekanizmayı incelemek, görmek istiyor olabilirsiniz. Mekanik saatlere böyle bu kadar bir merakınız varsa, mekanik saatlerin nasıl çalıştığını böyle felsefi, filozofik açıdan, yani daha önce hiç anlatılmadığı gibi anlattığım, böyle çok detaylara, teknik verilere girmeden anlattığım acayip bir seri var. Yine bu İzle Öğren serisinin içerisinde mekanik saatler nasıl çalışır? 2 bölümden oluşan. Şuraya 1. bölümü koyuyorum. Bu videodan sonra oradan devam etmeniz çok güzel olacaktır. Bu video burada sona erdi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi hoşça kalın, saatlerle kalın dostlarım. Kestik. Tamam, set ekibi dağılabilirsiniz. Bugünkü videoyu da hallettik. Dağılsın set ekibi. Ben de gideyim biraz yatayım, uyuyayım artık. Yeter daha.